Beyler bayanlar selamlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım ama bu sefer öyle çok enerjik olamayacağım çünkü hastayım. Pozitif çıktı. 2 gündür geberiyorum ama bu videoyu da bir an önce atayım arada. Aradan çıksın dedim. Dediğim gibi çok enerjik öyle çok müthiş bir video olmayacak ama yine de işinize yarayacak bir video çünkü önemli bir güncelleme var RISE ile ilgili. Onu paylaşayım dedim bu sırada arkadaşlar. Haydi bir geçelim öyleyse videomuza. Öncelikle önemli güncellemelerden bir tanesi ne arkadaşlar? Haritada normalde basit wood, stone ve iron çıkarken şu an ekranda gördüğünüz gibi artık tire, lastik, barrel vesaire gibi başka malzemeler de bulabileceksiniz ve bu sayede daha hızlı R2 R3 kurabileceksiniz. Daha üst sınıf evler kurabileceksiniz. Bu güzel bir güncellemeydi. İkinci en önemli güncelleme ise arkadaşlar artık evler bozulabiliyor. Nasıl ya? Yani bozulmak aslında doğru bir kelime olmadı. Yıpranabiliyor arkadaşlar. Bu yıpranma da 3 aşamada gerçekleşiyor. Bununla ilgili wikilerinde şöyle bir şey eklediler. Toplamda işte 3 tane çeşidi var bozulmanın. İyi durumda. İşte bozulmak üzere bozulmuş. Öyle çevireyim ben size şimdilik. Eviniz iyi durumdaysa yapmanız gereken hiçbir şey yok. Eğer bozuk duruma geçerse o günkü elde edeceğiniz paranın %50'sini içeri ödemeniz gerekiyor. Eğer tamamen de bozulursa da %70'ini ödemeniz gerekiyor. Ama bundan yırtmanın bir yolu var arkadaşlar. O da şu. Bu bozulma durumu sadece tüm haritadaki evlerin %20'sine sahipseniz gerçekleşiyor. Ben teker teker de üşenmeden saydım. Belki aradan bir iki tane kaçırmış olabilirim ama size şu şekilde söyleyeyim. 41 tane evimiz var haritada. Yani siz toplamda 7 tane eve sahipseniz sizin için geçerli olmuyor bu. 8. eve çıktığınız anda bu bozulma süresi başlıyor. Yani şansına bozulmalar, yıpranmalar denk gelebiliyor. O yüzden size tavsiyem olabildiğince 7. evi aşmadan 7 tane evle devam edin. Eğer 8. evi kurmayı planlıyorsanız da ilk kurduğunuz 7 tane evi upgrade etmeye bakın. Yani 8. eve çıkmayın. Bir de bu yıpranma payını ekstradan da şurada banka denilen yer var. Bu arada oyun yine gitmiş. Şuna da bir girelim. Banka denilen yer var arkadaşlar. Bankaya tıkladığınızda bu haftalık mıydı, 2 haftalık mıydı tam hatırlayamadım. Bir servis sunuyor size. Hem tüm evlerinizi claim yapmanızı sağlıyor. Ben almıştım deneme amacıyla. Hepsine claim all yapabiliyorsunuz. Bir de aynı zamanda da arkadaşlar yıpranma olasılığını %15 mi %20 civarında mı ne düşürüyor. Ama dediğim gibi buna ihtiyacınız yok. 8. eve kadar çıkmayın yeterli. Şimdi gelin 3. adımda da şuna bakalım sizlerle birlikte. Neye bakalım? Yorumlarda çok gelmiş arkadaşlar. Para nasıl çekeceğiz? Para nasıl çekeceğiz? Hem parayı da çekeceğim hem şuradan bir yenile yaparak fiyat kontrolünü sağlayalım. 28 dolar benim için gayet ideal bir miktar. Burada size çok önemli bir şey göstereceğim arkadaşlar. Çok 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 önemli. Diğer oyunlarda normalde bu yok. Burayı dikkatli dinleyin lütfen. Şimdi bu oyunda şöyle bir bozukluk var. Bunu adminlerle konuştuğumda ya çözüyoruz, çözeceğiz vesaire dediler. Ne zaman çözerler, ne olur bilmiyorum. Ama ben artık onları beklemeyeceğim. Şimdi normalde bir tane coin çekimi yapmaya çalıştığımda gelen abi MetaMask'teki şu ücrete bakın. 0,0029 gibi gayet ideal bir ücret değil mi? Peki bunun normalde şöyle şuraya da yazalım. Siz kendiniz de birlikte görün. 0,0029 çarpı ben bunun 50 katını çekmek istersem normalde ödemem gereken tutar 0,145 değil mi? Hani normalde o bile olmaması gerekiyor. Withdrawal'ın net bir tutarı olması gerekiyor. Bir tane işlem yapıyorum. Hemen deneyelim. 50 tane coin çekmek istediğimde arkadaşlar diğer tarafa attı. 0,1122 gibi garip bir rakam çıkıyor. Yani ne kadar fazla coin çekmeye çalışırsanız size hep atıyorum 5 dolar 10 dolar fee çıkarmıyor. Bu katlanarak yukarı doğru çıkıyor. Eskiden bu daha da yüksek çıkıyordu. Şu an bir miktar düzelmiş gözüküyor. Dün 19 gibi bir şey çıkıyordu. Hatta şöyle bir daha deneyeyim. 52 çekmeyi deneyeyim arkadaşlar.
Dün 0.19 çıkıyordu garip bir şekilde. Bugün 0.11 çıkıyor. Abi iyiymiş. İyiymiş. Peki bu 0.11 ne kadar yapacak? Hemen birlikte bakalım. 0.11.23. Şuradan yaklaşık olarak bir değer çıkar bize. 62 dolar gibi bir değer çıkıyor. Bence gayet ideal. Çekmeden önce de bir hesap yapalım. Doğru mu çalışıyor, düzgün mü çalışıyor, kendimiz bir görelim. Benim şu anda kaptıracağım para buraya %18 fideyken çekeceğim arkadaşlar. 52.2176 çarpı 82 yapıyor değil mi? 0.82 dersek benim elime 42.81 coin geçmesi gerekiyor arkadaşlar. 42.81 coin'den sonrasında da 28 dolardan, hatta çarpalım 27 dolardan diyelim, biz çekene kadar düştüğünü varsayalım. 27 dolardan bunu satarsak 1156 dolar gibi bir para gelecek. Şeye ne kadar dedik? Fee'ye ne kadar ödeyeceğiz dedik. 62 dolar da fee gidecek. Eksi 62 dediğimizde de 1094 dolar ödemiş olacağım. Ben toplamda bu oyuna 600-700 dolar civarında para yatırmıştım. Tertemiz karımla şu anda bir çekelim. Adım adım ilerleyelim öyleyse arkadaşlar. Ben 52 çekeceğim. Küsurat kalsın içeride. Çok da önemli değil. Bakalım herhangi bir sıkıntı ile karşılaşacak mıyız? Bu ödeyeceğim fee arkadaşlar. Onay verdim. Hemen ekranıma yansıdı şu anda. Withdraw şu işte şu tarihte şu saatte pending %18 fee diye. Ve çekimi yaptıktan sonra gördüğünüz üzere şu anda çekim fiyatı anında %30'a fullenmiş oldu. Şu bir onaylansın bakalım. Hala MetaMask'imle de onay sürecinde. Oyunun coin'i yansımış olması gerekiyor. Bunu nereden görebilirim? Bu oyunda şu güzellik var. Direkt bu exchange kısmında şu sol taraftan açtığınızda bu sayfa geliyor. Burada da şu kısmı görüyor musunuz? Alttaki kısmı. Buradan bir connect deyip cüzdanınızı bağlayın arkadaşlar. Ve göreceksiniz ki evet, cüzdanıma 42 RSC yansımış. Ben bunu neyle değiştirmek istiyorum? BNB ile değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Buradan maksimum dediğimde otomatik olarak karşılığındaki BNB'yi alacağım. Tabi buralarda işlem yapmadan önce arkadaşlar sizden ilk bir onay isteyecek. İşte ben bu coin'i şurada satmak istiyorum, burada satmak istiyorum diye bir onay isteyecek. Bu arada şuraya bakalım. Pool coin değil mi bu? Evet. Gözler de artık görmüyor arkadaşlar hastalıktan dolayı. Yanlış şeyleri de onay vermeyelim. İlk bu onay arkadaşlar. Onay ve sonrasında yaptığınız işlem ayrıdır. Bu kısımlara dikkat edin. Evet, cüzdandan gördüğünüz üzere onayı verdik. Onayı verdikten sonra artık istediğim gibi işlem yapabilirim. Bu şu üst kısma ne kadar satacağınızı yazıyorsunuz. Şu alt taraftan neye dönüştürülmesini istediğinizi seçiyorsunuz. Yani BNB, Boost, UST ya da istediğiniz herhangi bir şeye dönüştürebilirsiniz. Ben BNB'yi tercih ediyorum. Hep oyunları BNB üstünden satın alıp şey yaptığım için. Buradan otomatik olarak şu auto slip içi genelde ellenmeye çalışın. Kendisi otomatik ayarlıyor. Ama çalışmadığı zamanlarda o farklı bir konu. Burada kafanızı karıştırmayayım hiç. Onu unutun. Söylediğimi unutun. Direkt ben burada maksimum balansımı bozmak istiyorum. Swap'a bastığımda arkadaşlar, bu oyuna ben yaklaşık olarak 1.2 harcamıştım. Yok, 1.15 harcamıştım. 1.1'de 0.1'de şeyden gitti şimdi, değil mi? Yaklaşık 2.1 yaklaşık 1.3 harcadığımı varsayabiliriz. Ya, güzel BNB'mizi topladık geri. Yaklaşık olarak neredeyse 1 BNB'lik kar ettik bu oyunda ki daha oyunun başındayız. Daha bu sürecek sürecek sürecek, 3-5 bırakacak, devam edecek. Hadi bakalım. Şunu da dönüştürdükten sonra bir kafamız rahat etsin. Şimdi arkadaşlar ilk işimiz neden oldu bilmiyorum ama fail aldı. O yüzden de ben size ikinci seçeneği de göstereyim. Yani eğer normalde böyle bir yer olmadığında Pucoin'den, şuradan trade'den yapabilirsin ama burada da trade neden açık değil onu bilmiyorum. Üçüncü seçeneği size göstereyim. Hem öğrenmiş olun diye onu göstereyim dedim. Buradan oyunun token adresini, kontrakt adresini alıp kopyalıyorsunuz, tamam mı? Ben buradan sonra PancakeSwap'a giriyorsunuz. Ben bunu exchange yapmak istiyorum diyorsunuz. Çok basit bir şekilde
Elimdeki BNB var. BNB'ye dokunmayacağız tabii. Manage Token diyoruz. Tokens kısmına giriyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. RSC zaten hemen çıktı. Import diyoruz bunu. I Understand'a tıklıyoruz. Import'a tıklıyoruz. Tamam mı? Dikkat edin ama yani dolandırıcı cüzdanını almadığınızda vesaireye dikkat edin. Genelde oyunun kendi Discord'undan, kendi yerinden almaya çalışın. Size özelden özel mesajdan dolandırıcı linkler gelebilir, şey olabilir. Aman dikkat edin. Resmi yerlerden almaya bakın. Oyunun kendi official sitelerinden, kendi paylaşımlarından almaya bakın. Ben şu an gördüğünüz gibi oyunun kendi sitesi içinden aldım ve o şekilde yapıştırdım. Ne oldu? Hemen RSC yansıdı. Ben BNB'mi RSC'ye dönüştürmek istemiyorum. Tam tersini istiyorum, değil mi kardeşim? Yukarı çıkar. Ben RSC'mi maksimumu BNB'ye dönüştürmek istiyorum. Ve bunu karşıladı bana 2,16 verecekmiş. Yani PuCoin de, oyunun sitesi de, PancakeSwap'ta aslında hepsi aynı yerde yapıyor. Şunu bir onay gönderelim tekrardan. Yine bir işlem ücreti çıkacak bize cüzi miktarda. Onaya gönderdik. Şimdi hepsinin aynı yer olduğunu ben size nasıl göstereceğim? Şuradan göstereceğim arkadaşlar. Buradan zaten yaptığımızda Pancake'in kendi yerini görüyorsunuz, değil mi? Pancake'i kullanıyor. Yani her türlü siz zaten burayı kullanıyorsunuz. PuCoin ya da oyunun o sitesindeki yer size kolaylık sunuyor. Yani buraya girip bunlarla uğraş falan. Hadi gel ben sana yardımcı olurum diyor. BSC ağındaki hatadan dolayı biraz 1-2 lira fazla ödeyerek daha hızlı işlem yapmak zorunda kaldım. Çünkü diğer yaptığım iki tane işlem, videonun o kısımlarını kestim tabii ki ama o yaptığım işlemler iptal oldu, iki tane deneme. A'da büyük ihtimalle geçenlerde de sıkıntı vardı. Bir yavaşlık söz konusu. İşlemleriniz yavaş olduğunda fiyat değişiminden dolayı daha sonrasında iptal oluyor. Dönüşümünüze izin vermiyor. Birazcık daha fazla fee ödeyerek bu işlemi gerçekleştirdim ve bakiyemi görebilirsiniz. Rice'den kazandım bakiye. Cüzdanıma yansıdı. Evet. Biraz zoraki bir video olduğu gibi arkadaşlar ama hastalığımdan dolayı kusura bakmayın tekrardan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.